mutfağa gideyim de geleyim. Kız ne oldu? Ya, kız otur ya. Kız anam sen gidince bir şey. Kız gel otur ya. Mutfağa gideyim. Ay sen de yani mutfağa su yolu ettin ya. Aa kadın bir oturmuyor şu odada ya. İkide bir mutfağa dalıyor. Evet. Allah ay yine neyin peşinde? Aha bak yine Alkan'ın iki altınını aldı. Ben hiç ona bir şaşmaz, çikolata gelir. Getirdim. Elim şey ama artık sen yedirirsen anneciğim. Ay buyurun canım. Ay. Size yok. Size yok mu çikolata? Yok hayatım. Aa. Onlar gelip masamdan alıyorlar zaten. Ne yapıyorsun anne? Senin yürüyüşüne kurban olsunlar. Anne ne yapıyorsun? Ay. Niye Ezgi'nin başında patlatıyor ki yani? Ezgi'ye ne ki? Gelininin başında patlar. Gülcan'a da getirdi. Gülcan'da aha birini de Gülcan'da. Anne niye ay, böyle? Patlatacaksan azıcık ötede patlat. Çünkü yemeğime girecek. Anne niye böyle? Bu da böyle? Sizin havanız. Sizin oyunlarınız da bitmiyordu. Niye sen bize niye konfeti patlattın? Evet anne niye onlara böyle bir şey yaptın? Konfetileri hak ediyorum teşekkür ederim. Anne gelinim, yalan benim. Gelinim hakkı ne alaka gelinin de patladığı için bunları size hava attım. Hava attım bize. Teşekkür ederim konfetilere şey layığım teşekkür neyse, ederim. Neyse teşekkür i̇şte ederim. Ben çok az ya. Ben çok alışığım zaten konfetilere iyi oldu bu teşekkür ederim. Yok yok hak etmediklerini kendileri de görüyor işte. Ben de bir şey yaptım ama hava attım deyince hiçbir şey Güneşim, demedim. Güneş'im senin kafanda patlatması gerekmiyor muydu? İşte ne yaptıklarını anlam veremiyorum. Evet. Hava attım diyor. Ya neyin havası ya? Koskoca kadın yine gelmiş. Anlamadığımız bir şey yaşadık. Koskoca garip garip hareketler yapıyor. Ha? Yanınıza. Yerli yersiz İşte hareketler yapıyor. Olduğu için yakıştıramıyoruz. Size ne güzel. Abes duruyor. Bunda sence normal mi yaptı hareketler? Bunda da başka bir şey vardır annemin bir bildiği. Normal der geçerim ben. Ya sen de anlam veremiyorsun yaptıklarına da işte. Bak şimdi onu kötü düşürmek ilk istemiyorsun. İlk tanıştığımda ben de anlamıyordum şeyi böyle. Hani konuştuklarından falan biraz hızlı da konuşuyordu. Ben mesela sana diyorum ya dur ben söyleyeyim sana bak şöyle şöyle. Zamanla artık ben onun ne demek istediğini anlıyorum. Hemen diyorum bak böyle 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 böyle. Bazen işte sen de anlamadan savunmaya çalışıyorsun ama neyi hayır, savunduğunu sen de bilmiyorsun. Anladığım ama şimdi ne yapsın savunması lazım. Güzel görünmeleri lazım Gülcan. Yani orası da doğru yani. Ben onu anladığım için zaten savunuyorum için. Diyorum. Yine nereye çekiyorsunuz ya? Kız Gülderen, sen oh, neyin? Oh, havamı da attım. Çatlayın da patlayın. Haftanın ikinci günü biz olduk. Sen neyin peşindesin? Neyin peşindesin? Ben altınların peşindeyim. Hangi kafadasın sen? Ezgi ile Gülcan'ın başında niye patlattın? Gelininin başının üzerinde patlatsaydın. Hava, kendi başına. Gelinime çikolataya layık gördüm, götürdüm. Onların da havasını almak için yaptım. O havasını mı aldı evet, şimdi? Evet onların havasını aldım. O patlatma havalarını evet, aldı. Evet patlatma emin havalarını misin? Aldım. Eminim. Daha havalanmasınlar. Herkes yok hava daha havalanmazlar atıyor. Bu saatten sonra. Bence o hava almaz. Neden? Yani bilmiyorum. Daha sen. Bence şey ödüllenir gibi işte oldular. Benim. Daha çok havalanırlar. Ben de havalarını aldım ki biraz daha onlara baksınlar daha yiyin biraz daha yükselsinler. Yanlış yani. Totem. Enerji alsınlar. Yanlış totem yaptım bence ya. Bugün yerlerde sürünmeyesin bacım. Anam sen çeyreğe hava atıyorsun, öbürüne hava atıyorsun. Her bu ne şey havalar? Ama. Havan sönmesin bacım. Evet. Birden patlamayasın balon gibi şişip şişip. Aynen. Bilmiyorum. Patlar mıyım, patlatır mıyım onu da bilmiyorum onu yani. Onu bilmiyorum. Evet.